Merhaba değerli izleyicilerimiz, ben Öznur. Dizesinde Ütopya programımıza hoş geldiniz. Programın isminden de anlayacağınız üzere sohbet sürekli program hazırladık sizler için. Sözü bu kısımda Yağmur'a bırakıyorum. Teşekkür ederim. Merhaba, ben Yağmur. Öznur'un da dediği gibi Dizesinde Ütopya programına hoş geldiniz. Bu program edebiyat sohbet içerikli bir program olacak. İnşallah seversiniz. Bu arada daha hani ilk program olduğu için eğer bir hatamız olursa, dilde sıkıntılar yaşarsak şimdiden sizden özür diliyoruz. Bu ilk programımızda Shakespeare'i layık gördük sizin için. Direkt başlayalım. Shakespeare nasıl biri sence? Çocukluğunu mu soruyorsun, yetişkinliğini mi, ergenliğini? Genel Shakespeare nasıl genel biri? Genel olarak. Ben Shakespeare'in sıkıntılı bir karaktere sahip olduğunu düşünüyorum. Çünkü yazılarını da gördüğümüz gibi ileriki zamanlarda da değineceğiz. Evet. Çocukluğundaki şiiri hatırlayıp ileri yaşlarına taşıyan bir düşünürdü. Aynen öyle bahsedeceğiz şimdi. Bu yüzden takıntılı biri olduğunu düşünüyorum. Shakespeare hakkındaki sloganımız bence takmasak yazamayız. Olabilir genel olarak düşündüğümüzde. Sende bir şey vardı değil mi Shakespeare'in kendini nasıl tanıttığına dair? Onu bir oku istersen bize. Shakespeare kendini nasıl betimlemiş şimdi, tasvir etmiş? Yıllar önce kendini şöyle kaleme almış Shakespeare. En iyi değilim, en kötü de, en cömert değilim, en cimri de, en kibirli değilim, en mütevazı da, hiç kimseyi kandırmamış değilim, herkesi aldatmış da, kimseyi yarı yolda bırakmamış değilim, herkesi satmış da, hep iyiliğimden kaybetmiş değilim, kötülük yapa yapa kazanmış da, çok başarılı olduğum günler de oldu, dibe vurduğumda, sevgi dolu değilim, nefret dolu da, barışçıyım, biraz da savaşçı, biraz güçlüyüm, biraz zayıf, biraz iyiyim, biraz kötü, iyi, kötü insanım diye kendini asırlar önce kaleme almış Shakespeare. Gerçekten çok güzel. Ancak bu kadar güzel betimlenebilirdi insan kendine. Şimdi size o zaman hayatından başlayalım. Shakespeare'in çocukluğuna dönelim şimdi. Shakespeare nasıl bir çocukluk geçirdi? Nerelerde okudu falan? Şimdi bunlara bir bakalım. Shakespeare'in annesinin adı Mary Shakespeare. Babasının adı John Shakespeare. Annesi çok varlıklı bir aileden geliyormuş o zaman. Babası da belediye başkanı. Hani sulh yargıcı sanırım ama şimdikinden bakarsak günümüze göre belediye başkanlığı konumunda. Gerçekten konumları gerçekten iyi, aile annesinden zengin, onun dışında geldiği ev vesaire o hani diye mal olarak düşünürsek gerçekten iyi bir ortamda. Şanslı çocuklardan. Aynen, şanslı çocuklardan bir tanesiymiş. Evet. Okul olarak da o zaman Elizabeth döneminde Latince öğrenmek bir ayrıcalıkmış ve bu yüzden ebeveynler çocuklarını Latince öğreten okullara gönderirlermiş. Shakespeare'i de bu yüzden Latince öğrenimi görsün diye Latince okullara gönderiyorlar. Shakespeare okulu hiç sevmeyen biriymiş, bilirsin. Hiç okulu sevmeyen biri nasıl okula gitti? Şöyle, Latince'yi o zamanlar şöyle öğretirlermiş. Antik Yunan tiyatrolarında Latinceleri hani antik Yunan tiyatrolarındaki metinleri ezberletilerek ve oyunları sahnelettirerek öğretirlermiş Latince'yi. Shakespeare'in tiyatroya ilk adımı da demek ki okul yıllarından başlamış ve Shakespeare'i okula bağlayan şey de bence bu olmuş. Sence şimdi sana yine bir soru soracağım. Neden Shakespeare okul hayatını hani sevmiyordu? Yani neden okula bu kadar uzaktı sence? Yani tarihte bunun birçok örneğini de görebiliyoruz aslında. Birçok deha denilebilecek insan okulu zaten sevmiyor. Bunların klasik özelliğidir. Shakespeare'in de bu yüzden sevmediğini düşünüyorum. Zaten zeki biri oldu. Yazdıklarından, kaleminden belli. Evet. Fakat sen bu soruyu sorarken bana restorasyon düşü dönemime girmem için sordun diye düşünüyorum. Tabii aslında ki. Tabii. Bir geçiş niteliğinde. Aynen öyle. O zaman şöyle anlatayım. Restorasyon düşü Shakespeare'in kayıp yılları diye geçer. Aslında bu dramatize edilmiş isim çok uygun bir başlık. Çünkü Shakespeare bu dönemde gerçekten birçok şeyini yitirmişti. Bunun başını ise babasına olan saygısı çekiyordu. Shakespeare'in babası yasa dışı işlere bulaşmıştı ve gerçekten içkiyi biraz arttırmıştı. Hı hı. Ve Shakespeare bu olaylar neticesinde babasına olan saygısını yitirmeye başladı. Babasına olan saygısını yitirmesinin sebeplerinden biri dediğim gibi yasa dışı işlerdi. Eğer buna bir örnek vermem gerekiyorsa kasaplık. 2016 mantığıyla baktığımızda kasaplığın ne gibi yasa dışı bir faaliyet olduğu tartışılır tabii ama o zamanlarda kasap olmak için hayvan kesme yetkisine sahip olmak gerekiyordu. Fakat Shakespeare'in babasının hayvan kesme yetkisi yoktu. Zaten rivayetlere göre bu suç ortaya çıktı.
ve Shakespeare'in babası ceza aldı. Fakat ceza aldıktan sonra Londra'ya kaçtığı rivayet edilir. Evet. Şöyle bir detaya da değinmek istiyorum. Restorasyon düşü döneminde yer alan. Shakespeare o zamanlar babasına ait bir deri eldiven dükkanının başında yer alırdı. Ve o zamanlarda bazı kaynaklara göre tekerleme yazıp sattığı öne sürülüyor. Evet. Bunları para karşılığı satarmış. Bilhassa hediye kutularının içerisine koyarak. Hatta öğretmenine yazdığı bir tekerleme günümüze kadar gelmiş. Shakespeare Olmak kitabında buna yer verilir. Kitabımızı gösterelim bu arada. Kaynak olarak ele aldığımız bir kitap Shakespeare Olmak. Stephen Greenblatt'in. Gerçekten hani böyle mandallarım da tabii güzel duruyordur orada. Gerçekten bu kitap inanılmaz bir kitap. Hani birçok Shakespeare biyografisi var. Sözünü kestim, özür diliyorum. Bundan bahsetmek istedim. Birçok bir Shakespeare biyografisi vardır. Hatta Shakespeare yoktur diye söylentiler bile var. Duymuşsunuzdur illaki. Ama bu kitap inanılmaz hani en güvenilir kaynaklardan bir tanesi. Eğer okumak istiyorsanız gerçekten bunu öneririm. Biz de sizin için bu kitabı kaynak olarak ele aldık. Bu arada sözünü kesmeden bir şey söylemeyi unuttum. Shakespeare nerede doğmuş? Stratford-upon-Avon'da doğmuş. İngiltere'de doğmuştur biliyorsunuz ki. Bunun dışında şu şeyi değineceğim. Hani sen dedin ya Shakespeare takıntılı biri miydi diye. Evet dinliyorum. Evet gerçekten takıntılı biriymiş. Neden? Çünkü annesi onu uyuturken annesine bir ninni söylermiş uyumadan önce ve yıllar sonra Kral Lear oyununda bu ninnisi, iki dizesi ortaya çıkıyor. Hani düşün insanınız çocukluğunda yazdığı bir şey değil mi? Oyunlarında yıllar sonra bir de Kral Lear en son yazdığı oyunlardan. Hani en son ömrünün sonuna doğru yazdığı oyunlardan bir tanesini nasıl ele alır? Hemen onu da söyleyeyim. Pelikuş da pelikuş bir tepeye oturmuş, gitmemişse şayet orada oturur dururmuş. Shakespeare'in ilk dizeleri. Evet. Yani sence hani nasıl değil mi? Nasıl bir şeydi? Mesela ilk şey sen de şiir yazıyorsun. Özür evet, de şiir yazar. Evet ama kesinlikle ben çocukluğuma dair yazdığım hiçbir şey değil hatırlamıyorum. Mi? Ben de hatırlamam. Zaten farkı bu olsa gerek. Aynen kelimelere bu kadar tutkun, büyülü bir insan gerçekten. O zaman İzmir'le ben restorasyon düşünde birkaç değinmediğim nokta var. Onlara da değinip sözü tekrar sana bırakacağım. Teşekkür ederim. Eldiven dükkanının başında olduğunu belirttim az önce. Evet. Eldiven dükkanının başındaydı ve kaynaklarda bunun kanıtı olarak oyununa konu ettiği, Romeo ve Juliet'e konu ettiği bir satır dikkat çeker. O satırı birebir sizlerle paylaşamayacağım elbette. Fakat sevgilinin yanaklarına eldiven olup değme arzusunu görüyoruz satırlarında. Burada da aslında işini kalemine taşıdığını, yani işini kalemine taşıdığının en büyük en somut kanıtını görebiliyoruz diye evet. düşünüyorum ben. Aynen öyle. Bu noktaya değinmek istedim çünkü önemli, vurgulanması gereken bir noktaydı. O zaman Yağmurcuğum. O zaman şuradan hemen devam edeyim. Hani sen dedin ya kalem kağıt hani olmadan yaşayamayan biridir Shakespeare. Hani onu ima ettim. Evet. Gerçekten de öyle. Shakespeare kalem kağıt kalem kağıtsız Shakespeare hiçtir. Neden dersiniz? Çünkü hani tekerlemeler yazıyormuş ya öğretmenine vesaire. O tekerlemeleri neden yazıyordu? Çünkü o zaman kağıt ve kalem mürekkep biliyorsun ki inanılmaz pahalıymış ve Shakespeare tabii ki bunu hani kazanmak için, elde etmek için böyle tekerlemeler yazarmış. Küçük ücretler karşılığında. O zaman büyük korkusuna geçelim mi Shakespeare'in? Yalnız şu dikkatimi çekti. Evet. İlk kulağa sanatını satıyor gibi olumsuz bir fikir geliyor. Fakat aslında çok iyi niyetli bir alışverişmiş. Tabii ki ama hani aynı şey bizim edebiyatımızda da hani var Muzaffer Uslu, Tayyip Uslu evet. hani yazarlarmış ve şiir evet, şeyi olarak. Aynen öyle hani bu bence masum bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu kitapta ben Büyük Korku diye bir bölüm gördüm. Evet. Fakat okumak istemedim, sana bıraktım. Senden Büyük Korku dönemini dinlemek istiyorum. Tabii ki. O zaman Büyük Korkusu'na gelelim. Shakespeare'in Büyük Korkusu neydi? Shakespeare'in Büyük Korkusu şuydu. O zaman Elizabeth döneminde, tabii şu an bahsettiğim Shakespeare şu anda kaç yaşlarında? Artık 18'lere gelmiştir. Ve birden ortaokulu bırakıp Londra'ya kaçıyor. Peki neden? Büyük bir korkusu var demiştik. Hani evet. Pardon, Londra'da tekrar Stratford'a geri dönüyordu. Hani nedendi bu büyük korku? Çünkü o zaman Elizabeth döneminde Katoliklik, Protestanlık bir kaosu vardı. Hani Protestanlar Katolikleri çok ağır, yobaz görürlermiş ve bu yüzden hani Katolikliğin değiştirilmesi, hani artık o kilise ayinlerinin vesaire yapılmamasını düşünürler. Aynen öyle.
tabii Katolikler de Protestanlara şu gözle bakıyorlar. Hani nasıl böyle bir şey yapabilirler? Hani nasıl dine karşı gelmek gibi bir şey olarak görüyorlar. Ve tabii bu böyle bir kaos dönemi. Shakespeare de bu sıra Londra'da. Ve birden apar topar Stratford'a geri dönüyor, kaçıyor yine. Ama neden? Çünkü Shakespeare'in o zamanlar biriyle tanışıyor Shakespeare. Kimle? Champion. Bu Champion misyoner. O zaman Katolikleri ama hani Katoliklerin yanında olan bir misyoner. Ve Shakespeare bunu nasıl oluyor bilmiyoruz ama Champion'la bir arkadaşlık kuruyor. Ve gerçekten herhalde Londra'ya gittiğindeki en yakın arkadaşı oluyor. Artık hani Shakespeare'in dinle de alakası yok. Hani neden böyle bir şey oldu? Neden hani başka tiyatro duayenleriyle değil de Champion'la, misyonerle arkadaşlık kurdu bilinmiyor. Hani bunun cesaretine olan ilgisinden de kaynaklı. Aynen öyle. Çekmiş olabilir. Herhalde hani hayranlık duymuş olabilir. Hani nasıl bu kadar güçlü, cesaretli diye. Çünkü zaten ileride göreceğiz ki Champion'ın da kafası kesilerek hani idam ediliyordu zaten. Peki sonra Shakespeare tanıştı Champion'la. Bu sefer de Elizabeth dönemindeki protestanlar ki hükümet sanırım protestan şeyindeydi. Protestanlar Champion'ın peşine düşüyorlardı. Ve bu sefer ne oldu? Bütün Champion'ın arkadaşlarını da hani araştırıyorlar vesaire. Hani hepsini tek tek sorguya almak, işte yarısının giyotinle kafası gidiyor vesaire vesaire. Tabii bu sırada Champion ortada yok. Shakespeare de onun o zaman yakın arkadaşı ve birden Londra'ya gelmiş birisi. Bu sefer ne oluyor? Akıllarda soru işareti kalıyor ve o zaman da hükümet peşine düşebilir. Babası da belediye başkanı, babasının da şeye gidebilir. Yani bir sürü soru işaretleri olduğu için Shakespeare planı pırtını toplayıp memleketine geri dönüyor. Peki memleketine geri döndü ama tamam kellesini kurtardı ama biliyorsun ki dünya evine girecek bu sefer de. Hani kendini kurtaramadı gibi bir şey oldu. Neden? Çünkü Shakespeare, onu da sana söyleyelim. Hani Shakespeare Anne Hathaway ile diye biriyle tanışıyor memleketinde. Bu kişi 26 yaşında, Shakespeare o zaman 18 yaşında. Hani düşünün arada bayağı bir 8 yaş fark var. Peki hani tamam bunun ilişki içerisinde hani giriyorlar sık sık vesaire ama peki birden apar topar evleniyorlar. Düşün, Shakespeare evleniyor. Ben bunu duyunca şok olmuşum. Shakespeare evli. Sence neden Shakespeare apar topar evlendi ki? Bunu da ekleyeyim not olarak. Evlendikten 6 ay sonra bir kızları doğuyor. Evet. Aslında bu döneme kaynak kitabımızda cilve geçmek, evlilik ve pişmanlık diye bir başlık konulmuş. Pişmanlık. O zaman ben şu döneme şöyle bir girizgah yapayım. Aynen öyle. Öncelikle sorunu cevaplayayım yalnız. Evet. Evlendikten 6 ay sonra çocukların olmasından anlıyoruz ki bu evlilik cinsel mecburiyetten doğma bir evlilikti. Zaten cinsel mecburiyetten doğan bir evliliğin temellerinin sağlam olmasını düşünmek de tutkulu bir masalcılıktan öteye gidemez diye düşünüyorum. Bu yüzden evliliğin temelleri pek sağlam olmadı. O yüzden ve Shakespeare eşinden ayrılma kararı aldı. 3 yıl içerisinde ayrı bir eve taşındı fakat boşanma söz konusu değil. Çünkü Shakespeare'in çocukların annesiydi Anne Hathaway. Aynen, hiç boşanmamışlar. O yüzden ben bu döneme Shakespeare'in huzursuzluktan özgürlüğe uyanma dönemi demekten pek çekinmiyorum açıkçası. Shakespeare ayrı bir eve çıktı ve onu çok başka maceralar bekledi. Evet. Anne Hathaway'den 3 çocuğu vardı az önce de belirttiğim gibi. Bunlardan biri 11 yaşındayken bir hastalıktan dolayı öldü. Ölecek. Daha ölecek, daha geleceğiz aralarına. Evet. Ayrıntılarını senden alacağız birazdan. Öldü. İşte bu yüzden Shakespeare başka bir eve çıktı. Fakat şöyle bir şey de var. Shakespeare'in acılarını çok aşırı derecede yaşamadığını aslında buradan anlayabiliyoruz. Çünkü pek tabiri caizse oralı değildi. Evladının ölümünün pek oralı değildi. Ama sonra tiyatro eserlerinde bir şeyler okuyacağız. Heyecan yapmaya çalışıyorum şu an. Sana bırakacağım oralı. Tamamdır o zaman. Sabırsız partner. Cilveleşmek dönemi bunları içerir. Yani eşinden ayrılıp başka bir eve çıkma olaylarını içerir. Dediğim gibi, başta da belirttiğim gibi büyük bir pişmanlık söz konusudur. Çünkü cinsel mecburiyetten doğma bir evlilikti.
değineceğim önemli ayrıntılar bu kadar şimdi. Demek o zaman da hani cinsel mecburiyetten doğan evlilikler oluyormuş. Hani olur ya tabii eski zamanda. Modern dünyada da bu tür evliliklerin temelini sağlam olmadığını. O zaman İngiltere'sinde. Evet. Peki ben şuna da değinmek istiyorum. 145. sonenin son iki kısmını hatırlıyorsundur. Onu senin telaffuzuna bıraktım. Çok severim. Şimdi şöyle bir şey var. Shakespeare'in karısının adı Anne Hathaway. Şimdi bir sonesi 145. sonesi 145. 145. sonesinin son iki kısmında şöyle bir şey var. Bakın. I hate from Hathaway. Hani Hathaway oradaki şey kelime oyunu çok önemli. Çünkü sonenin anlamını da söyleyeceğim. İlk başta İngilizcesini söyleyeyim. I hate from Hathaway she threw and she saved my life saying not you. Türkçesi şöyle. Nefret ediyorum ben, nefreti söküp attı, senden değil diyerek canıma can kattı. O hikayesi de şöyle, karısı diyor ki Shakespeare'e, çünkü Shakespeare evlendikten 3 yıl sonra terk ediyor evi. Ve karısı da diyor ki nefret ediyorum diyor. Sonra Shakespeare herhalde üzülüyor, karısı yüzüne bakıp herhalde üzüldüğünü görünce bir pişmanlık duyuyor ve diyor ki senden değil diyor. Shakespeare'in de böyle bir sonesi ortaya çıkıyor. Nefret ediyorum ben, nefreti söküp attı, senden değil diyerek canıma can kattı. Böyle bir laf çambazı yani olamaz. Birçok sonesinde yaşamdan nefret ettiğini belirtip aslında oturup ona bu tür zekice bir kelime oyunu yazması bana biraz çelişkili geliyor aslında. Ha, diyorsun. Yani insan nefret ettiği birine oturup bence bu tür şeyler yazmaz. Ama yani şöyle bir... Çünkü nefret etmediğini öğrenince sevindiğini görüyoruz Shakespeare'in. Evet, aslında çoğu hani mantıkla düşünür, yani genel olarak düşünürsek bence de öyle. Ama şimdi Shakespeare'den bahsediyoruz. Çifte bilincin ustası. Ve Shakespeare şöyle bir insan, kendini sadece ya soneleriyle ya tiyatro oyunlarıyla aktaran biri. Hani Shakespeare'le oturup bence hani o zaman işte nasılsın bugün nasılsın denmez bence. Direkt o günün nasıl olduğuna dair sone yazan birisi diye düşünüyorum. Fakat az önce kendi tezimi çürüttüm kafamda. Shakespeare karısından nefret ediyor olmalı ki o kadar varlıklı ölmesine rağmen eski bir evet, yatak bıraktı. Aynen öyle. O kadar aynen öyle. Evet. Çok Shakespeare ölürken çok varlıklı ölecek ve hani birçok arkadaşlarına dahi, çocuklarına, arkadaşlarına birçok miras bırakırken karısına sadece eski antika bir yatak bırakıyor. Düşün hani artık nasıl bir şeyse. Mezarında ne yazıyor onu da söyle. O zaman önce bilgilerini vereyim sonra o detayı söyleyeyim. Aynen. O zamanlarda karı ve kocanın yan yana gömülmesi kural gibi bir şeydi. Toplumsal evet, bir normdu. Yerleşmişti artık. Evet. Fakat Shakespeare diyor ki hatta kendi elleriyle mezar taşı hazırlıyor kendisine. Yalnız ölümünü de çok bekleyen bir adammış. Evet son dönemlerinde evet. Kendi elleriyle kendine mezar taşı hazırlıyor ve orada toprağıma dokunulmasın gibi bir şey belirtiyor. Çünkü birçok kaynakta bu şöyle geçiyor. Toprağına dokunulmamasının eşi yanına gömülmesine yoruluyor. Çünkü eşinden bu kadar nefret eden biri ölüsünün yanına da gömülmesinden pek hoşnut olmayacaktır. Fakat aslında birazdan Yağmur'un konusunda değineceği gibi Shakespeare'in frengi olduğu ve bunun ortaya çıkmamasını, itibarını düşündüğü için evet, böyle bir şey yaptığı söyleniyor. Çünkü kemiklerinden, çünkü ünlü biri olarak öldüğünü biliyor. Kemik yapısından bu tür frengi gibi o dönemin pek dile getirilmeyen, utanılan hastalığıyla evet, anılmak istemiyor kesinlikle. Hastalıklarından biri. Gerçekten bu yüzden öyle. Ben bu yüzden olduğunu düşünüyorum. Yani olabilir, birçok kaynakta da zaten frengi olduğunu gizlemek için gömülmemesini istiyor. Evet ama hani karısından nefret ama ettiği için. Ama karısından nefret ettiği için de olabilir. İkisi de çok geçerli sebepler. Aslında evet aynen öyle ama bir de şöyle bir şey de var. Karısından nefret ediyormuş. Şimdi hani kalkıp da birisi karısından nefret etmiyordu derse de haşa tabii ki. Ama karısından nefret ediyor mu, etmiyor mu vesaire. Ben şöyle düşünüyorum. Shakespeare bütün duyguları en had safhada yaşayan birisi olduğu için ya aşkından ölüyor ya da inanılmaz derecede hani illet biri olarak görüyor o hani sevmediği kişiyi. Hani bu da Shakespeare'in en hani doruklarda yaşayan aşkı, nefrete doruklarda yaşayan biri olduğunu zaten gösteriyor. Sonradan olabilir. Aynen öyle. O zaman ben şeye geliyorum. Londra'da Shakespeare'i neler bekliyor? Shakespeare evet, Londra'ya geri dönüyor. Şimdi Shakespeare evlendi. 3 yıl sonra karısını terk etti. Londra'ya geri döndü. Şimdi Shakespeare Londra'da neler bekliyor? Şunlar mı? Bir kafatası bir kelle bekliyor. Neden? Çünkü Londra Köprüsü'nden geçerken Shakespeare hani arkadaşı vardı ya Champion misyoner. Onun Londra Köprüsü'nde kellesini görüyor. Nasıl bir travma düşünebiliyor musun? Hani kellesini görmek ve arkadaşının o zamanki. Ama bence bir rahatlama hissi de gelmiş. Yani ben paçayı kurtardım gibilerinden.
Ama evlendi de kaçtı bu sefer. Her türlü. Korku bölümünde geçtiği için daha da korktuğunu düşünüyorum ben şu an. Evet, doğru aslında. O zaman Londra'ya, yani o zaman Londra'sına gelin. Evet. O zaman Londra'sı veba, frengi gibi illet hastalıkların bulunduğu, hani şimdiki Londra gibi öyle öyle entelektüel bir şey yok, söz konusu değil. Orada kirli, hani sokaklar vesaire, ondan sonra berbat bir şehir ama tiyatronun da merkezi. Ama şimdiki, o zamanki tiyatro şimdiki gibi hani kültür hani açısından en güzel şeylerden birisi değil. O zaman tiyatro hani nasıl derler, en hani böyle şey insanların, kötü insanların gittiği berbat bir yer olarak görülüyor. Aynen, ahlaksız bir, aynen öyle, ahlaksız bir yer gibi görülüyor. Hani tiyatroya gidenler dışlanıyor, tiyatrocular oldukça dışlanıyor. Ama Elizabeth hani tiyatroculara sahip çıktığı da biliniyor Elizabeth'in. Sanatsever bir lidermiş. Efendim? Sanatsever bir lidermiş. Aynen öyle. Hani bunu da anlıyoruz oradan. Ve sürekli bir cezalandırma tiyatrosu oluyor. Hani sürekli bir tiyatroları cezalandırma ve o zamanın geleneksel oyunu da rehin alma sanısı diye bir oyun. O da Shakespeare'in de bunu sık sık izlediği söylenir. Şöyle bir oyunu da hani erkekler böyle bir toplanıyor bir alana. Yoldan geçen kızları alıyorlar. Zorla öpüyorlar vesaire. Rehin alma sanısı diye geçiyor. Hani tiyatro herhalde bu sebeple dolayı ahlaksız görülüyor o dönemde diye düşünüyorum. Evet, tiyatroyu çağrıştırmadı ama belki de o dönemde evet, tiyatro aynen öyle düşünülen bir oyundu. Aynen, oyun da herhalde bu eğlence aynen öyle sebeplerinden biri bu oyundu. Belki. Kesinlikle. Böyle hani tiyatronun ismi nereden geldi? Bu tiyatro değil dedik, hani eğlenceydi ama tiyatronun ismi nereden geldi? O zaman Londra'da büyük bir bina var ve bütün bu oyunlar, işte tiyatrolar, gösteriler vesaire bu binanın içerisinde oluyormuş. Bu binanın ismi de tiyatr. Ve tiyatro bu binanın isminden dolayı şu anda günümüze kadar tiyatro olarak gelmiş adını. Bu kadar getirmiş. Hani düşün, bir binanın isminden dolayı. Gerçi tabii o zaman anlamı da neydi onu da bilmiyorum ama. İlla ki aynen öyle ama düşün yani bu zamana kadar gelmiş. Şimdi o zaman tiyatrolarda centilmen odaları varmış. Şöyle söylerler, bu kitapta da yazıyor. İnsanın hem güzel görünüp hem de güzel gördüğü tek yer centilmen odaları. Tiyatrodan hani düşün, nasıl güzel bir tasvir değil mi? O zaman Londra'da kimle tanışıyor? Marlowe. O zamanın tiyatrosunun büyük duayenlerinden biri Marlowe. Büyük Timur'un yazarı Christopher Marlowe. Shakespeare Marlowe'la tanışıyor ama Marlowe Shakespeare gibi okulu bırakmış vesaire, hani bir mektep lisans görmemiş bir insan değil. O zaman Marlowe okumuş da biri, Shakespeare tiyatro oyunları da yazan biri vesaire, hani tecrübeli de biri bu alanda ve Shakespeare'le tanışıyorlar. Shakespeare Büyük Timur diye bir Shakespeare diyorum. Marlowe Büyük Timur diye bir oyunu var ve sürekli bunu sahneletiriyorlar ve oyun inanılmaz tutuluyor ve Shakespeare'in de buna birçok kez gittiği söyleniyor. Sonra Shakespeare tabii bunu izliyor ve daha sonra Shakespeare bir tane oyun yazıyor. Henry oyunları. 3 kısımlık. 6. Henry'den sanırım başlıyor. Henry oyunlarını yazıyor ve inceliyorlar Henry oyunlarını. Henry oyunlarıyla Büyük Timur'un inanılmaz bir benzerlik gösterdiği söyleniyor ve hatta bazı tiyatro doğayanları diyor ki gelecekte, hani daha sonra bunu kesinlikle Marlowe yazmıştır, Shakespeare yazmamıştır diyor. Ve daha sonradan şöyle anlaşılıyor ki bu Henry oyunu Büyük Timur'a naziri olarak anlaşılıyor. Hatta sonra Shakespeare'le çok dalga geçiyorlar o zaman tiyatro doğayanları. Çünkü o zaman Romeo ve Juliet de var, Hamlet de olan bir oyun. Hani işte ne var? Kleopatra'da olan bir oyun. Ve hani Shakespeare hep bunları derleyip kendi tekrar yazdığı için, hani Büyük Timur'a da Henry yazıyor. Shakespeare'e diyorlar ki hani çalıyorsun gibilerinden ve türedi karga olarak, hani türedi karga diye lakap takıyorlar o zaman. Düşünün. Ama hani tabii şu anda kimi konuşuyoruz? Büyük Timur'u yazan Marlowe mu? Shakespeare'i mi konuşuyoruz? Evet, Henry'i yazan. Taklitlerin aslına değil, aslına daha iyisini yaşattı. Aynen öyle. Gerçekten inanılmaz efsane. O zaman Öznur'cum, senin kısmına geçelim. O zaman ben Shakespeare sahnesine gireceğim. Evet, Shakespeare'in sahnesi, artık evlilik tamam bitti. Shakespeare ünlü olmaya başlıyor. Shakespeare sahnesi. Bu bölümde kariyerinden ve başarılarından söz edeceğim daha çok. Shakespeare az önce de belirttiğimiz gibi Londra'ya gidiyor ve orada gerçekten kendini ispatlama şansı buluyor. Çünkü bu zamanda da olduğu gibi büyük şehirlerde kendini kanıtlama fırsatı daha kolay ele geçen bir şey. Shakespeare için de böyle oluyor.
Shakespeare Londra'ya gittiğinde gerçekten birçok okul okumuş düşünürlerden daha çok ilgi görmeye başlıyor. Ve bu tabi birçok meslektaşının canını sıkıyor. Bunların başında ise Robert Greene çekiyor. İkinci olarak Robert Greene'in Shakespeare'den çok ağır sözlerle bahsettiğini göreceğiz. Evet. Sözlerin ağırlığı karşısında cümlelerim ezildi diyebilirim. Hatırladım. Birazdan o sözleri Yağmur senden duymak istiyorum. Tamam, onları ama Shakespeare olmakla söyleyelim. Evet. En son kısmımız sonra var Shakespeare olmak. Sonra değineceğiz. Fakat için. O zamanlarda da Shakespeare öfkesine kapılan bir düşünür değildi. Bu sözlere yıllar sonra karşılık veriyor ve bir oyununda Robert Greene'e cevap veriyor. Evet. Yağmur'un da belirttiği gibi programın sonuna doğru bunları size söyleyeceğiz, aktaracağız. Efsane gerçekten. Shakespeare'in rakiplerinden biri ise Thomas Watson. Thomas Watson gerçekten çok ünlü bir düşünür. Çünkü Sofokles'in Antigone'sini Latince'ye çeviren bir yazar. Bu yüzden Shakespeare'le aşık atması gerçekten çok ironik. Çünkü Shakespeare hiç okul okumadı. Kayıtlarda belli bir diploması bile yok Shakespeare'in. Fakat Thomas Watson gerçekten ünlü ve köklü üniversitelerden mezun olmuş bir düşünür. Ve Shakespeare'le aynı çizgiye gelmesi Shakespeare'in gerçekten ne kadar başarılı ve alanında ne kadar usta bir oyun yazarı olduğunu bence bize kanıtlıyor. Aynen Thomas öyle. Thomas Watson'ın aşık atması ve Robert Greene yıllar sonra bir oyununda Robert Greene'in ithamından daha büyük bir cevap vermesi söyleyeceğiz ona da. Söylemeden değineceğiz. Aynen öyle. Aynen öyle. Şöyle şey gibi olmuş. Hani o zamanın tiyatrosunda tilkiler düşün. Shakespeare koyun gibi geliyor oraya. Ama bütün tilkiler gidiyor. Shakespeare orada hani başardı yani. Gerçekten başarmış. Evet, hepsinin kafasına imza atmayı başardı. Aynen öyle ve çıldırıyorlar zaten. İmaj yarattı yani. Ama hepsi de çok kötü ölümlerle kendilerini içkiye vererek, tiyatroyu bırakarak ölüyorlar. Shakespeare de zirveye çıkmaya devam ediyor. Evet. Yani Shakespeare'in ölümü de pek şimdi Yağmur'cum, hep başarı tabii insanı mutlu etmez. Evet. Shakespeare'in aşk hayatı evlilikten sonra son bulmuyor diye biliyoruz. Şimdi başlıyor. Maceramız şimdi başlıyor. En sevdiğim aşk dedikodularını kendime aldım. O zaman başlıyorum. En sevdiğim. Şimdi Shakespeare o soneleri, bu soneleri nasıl yazdı? Sonelerimizi de hemen gösterelim. Shakespeare bu soneleri nasıl yazdı? Bu da Talat Said Halman. Evet. Halman çevirisi. Şimdi Shakespeare o soneleri nasıl yazdı? Kime yazdı? Hemen onları bahsedelim. Şimdi Shakespeare'in sanırım 26'ya kadar değil. Neyse onları söyleyeceğim. Sonelerinin bir kısmı bir gence yazılmış. Soylu bir gence. Bu genç kim? Bu genç Southampton diye o zamanın asil, varlıklı hani soylu o zaman asil, soylu böyle hani varlıklı bir aileden gelen bir çocukları ve bu gence inanılmaz bebek yüzlü bir genç olduğu söyleniyor. Ve evet Shakespeare sonelerinin bir kısmını o en dorukta hani aşkı en dorukta yaşadığı sonelerdeki soneleri o gence yazmış. Gerçekten çok cümle kuramadım. Peki nasıl söyleyeyim? Shakespeare evlilikten nefret ederdi ve Shakespeare değil. Bu genç evlilikten nefret ederdi ve Shakespeare'e bu genci evliliğe ısındırmak için para karşılığında sone yazdırıldığı söyleniyor. Tabii kimin yazdırdığı da herhalde ebeveynleri çocuğun yazdırmış. Ona yazdığı sonelerinden birini senden dinleyebilir miyiz? Soneleri sonra okuruz şimdi şey mi? Tasviri gerçekten tekrar duymak istiyorum. Hangisini? Hani ilk okuyuşta bir kadına yazıldığı düşünülen fakat aslında bir erkeğin. Tamam, bir tane bulursam öyle size bir tane de bir sürü var. Hemen şey yaparım. Hatta arada örnek vereyim sadece. Ay vakitimiz şey olsun. Elleri zambaktan daha beyaz, yanakları gülden daha kızıldır. Hani bir kadın tasviri gibi değil mi? Erkek yani, demezsin. Araştırma yapmamış olsaydık eğer bizim. Aynen öyle. Bir tane daha var. Hem görünüşüyle hem de bilgisiyle güzeldir o. Hani düşünün Shakespeare bu soneleri bir gence yazmış. Tabii ilk başta bu soneleri o gence evliliği teşvik etmek için yazıyor. Hani aşktan yoksun. Ama sonelerin bir sonları hani başından biraz böyle doğru. Soneler şuna kayıyor. Hani benim uğruma bir sen daha yarat kendine. Artık hani aşık olmaya başlıyor. Daha sonra ne oluyor? İyice aşık oluyor ve bu sefer soneleri aşkı için yazmış oluyor. Tabii
aşkı için yazıyor ama sonelerin son kısmında Esmer bir hanımefendi için yazılmış. Peki kim bu Esmer hanımefendi? Bu Esmer hanımefendi de o zaman bu Southampton'ın aslında sonelerin ortasında göreceksiniz Southampton'la Esmer hanımefendi bir ilişki içerisine giriyor. Ve Shakespeare o sonelerin ortasında sanırım 35-40 arasında bir ihaneti kaleme alıyor. Ve diyor ki yani Shakespeare'in iki sevgilisi onu aldatıyorlar. Bir erkek, biri tabii kadın. Toparlamak gerekirse o Esmer hanımefendi ama Shakespeare Esmer hanımefendiye o gence aşık olduğu gibi olmuyor. Hatta şöyle söyleniyor, deniyor ki acımasız, hercai, sadakatsiz ve güzel olmayan ve bir zührevi hastalığa sahip karanlık metresine duyduğu esaret diye. Ama gence sıra sıklam aşıktı. Shakespeare'in tabii son soneleri buna aitti. Artık yavaş yavaş toparlayalım. Shakespeare'in hayatının kapanış sahnesine o zaman ben... Hemen ölümüne şey yapayım. Tabii dinliyorum. 1596 yılının bahar ya da yaz aylarından birinde Shakespeare 11 yaşındaki oğlu Hamlet'i kaybediyor. Hamlet'i kaybediyor. Ve cenazesine vesaire gitmediği söyleniyor ama hani tabii tam bilemiyoruz. Ve o zamanlar Shakespeare inanılmaz varlıklı. Globe Tiyatro'nun 7 ortağından biri. 6 mı 7 miydi? 6 ortağından biri. Evet. Hani gerçekten o zaman inanılmaz varlıklı. Ve en neşeli komedilerini de oğlu öldükten sonra yazdığı söyleniyor. Peki oğlu öldü ama Shakespeare hiç hani acı duymadı mı? Gerçi duymuş. Nereden anlıyoruz? Hemen şuradan size göstereceğim şimdi. Tepkisini dualar yoluyla değil, varoluşunun en derin ifadesiyle yani Hamlet'le gösterdi oğlunun ölümünün tepkisini. Ne yapıyor? Hamlet de Araf'taki o ruhları canlandıran bir hayalet rolü var. Onu kendisi oynuyor. Hani yazdığı tiyatrodaki o karakteri kendisi oynuyor ve orada Araf'taki ruhlara seslenirken hem kendi ölen oğluna hem bir gün ölecek olan kendisine hem de ölmüş olan babasına sesleniyor. Yani gerçekten tepkisini sahneye yansıtarak hani kimseye sırrını açıklamıyor. Hiçbir hani ekstra bir sonelerinde bile hani Ozan diye geçiyor. Hani ben aşık oldum demiyor. Ozan aşık olmuştur sana diyor. Ama oyunlarında kendini böyle karakterlere şifreleyen bir oyun yazarından söz ediyoruz. Nasıl öldü o zaman? Zührevi bir hastalığa sahipti Shakespeare. Frengi. Kim bulaştırdı? Esmer hanımefendi bulaştırdı. Bu Esmer hanımefendinin Elizabeth olduğu da söyleniyor ama hatta sen demiştin bunu değil mi? Elizabeth olduğu söyleniyor. Sen de demiştin Elizabeth mi acaba evet, diye. Evet, seninle sohbet ederken. Aynen öyle demiştim. Ama değil. Ve Shakespeare hayır, Frengi'den ölmüyor ama cıva zehirlenmesi oluyor Shakespeare'de. Frengi'nin o zamanki tedavisi cıva çünkü. Eli titremeye başlıyor ve daha sonra ne oluyor? Shakespeare yazı yazmak bırakıyor, oyunları yazmayı bırakıyor. İlk basının oyunu da Venüs ile Adonis. Hemen sıkıştırayım araya. Oyun yazmayı vesaire bırakıyor ve daha sonra kendini ölüme hazırlıyor. Ve bir gün içerken arkadaşlarıyla herhalde kalp krizinden ölüyor. Eklemek istediğim bir şey var mı Özgür'cüğüm? Tabii aslında bu bölümden önce dar ağacında kahkaha attı bir bölüm evet, direkt, vardı. Evet direkt ben atladım. Kısa değineceğim oraya. Çok uzatmaya gerek yok diye düşünüyorum o kısmı. Dar ağacında kahkaha bölümünde Shakespeare'in Marlowe'a hak vermeye başladığını görüyoruz. Ki gençliğindeki ezeli düşmanıydı Marlowe Shakespeare'in. Evet. Sanırım gençliğin o harlı ateşinden kurtulduktan sonra rakibine hak vermeye başlıyor. Kim bilir belki gençken de veriyordu fakat yediremiyordu. Evet. Dar ağacında kahkaha bunu içeriyor. Shakespeare'in Marlowe'a ezeli rakibine hak vermeye başladığını ve bunu kalemlerine döktüğünü, kağıtlarına yansıttığını görüyoruz. Evet, soneleri de okumanızı öneririz. İlk 17 sone gencin evlenme teşviki, 18-126 genci olan aşkı, 127-154 Esmer Hanımefendi'ye olan aşkını anlatan soneleridir. Bu arada bir tane Shakespeare Zorda diye bir oyun izledim geçenlerde, onu paylaşmak istiyorum seninle. Shakespeare'i feminen bir tip olarak ele almışlar. Hani ayol vesaire gibilerinde. Hani kafamızda öyle bir imaj yaratmalı değil yani. Ya hani bilmiyorum. Bence yaratmamalı. Hani onu da seninle paylaşayım dedim şu anda. Hani tamam bir genci, bir erkeğe aşık olmuş olabilir ama acaba feminen bir tip miydi? Neyse o zaman Shakespeare olmak kısmına geçelim. Sizin için bu kitaptan altın cümlecikler derledik. Shakespeare evet. Olmak. Kısa Shakespeare. Şifreledik. Evet. Shakespeare olmak nedir? O zaman ben başlayayım. Evet. Düşüncelerini öylesine rahatça dile getirirdi ki sayfalarda mürekkep lekesi olmazdı bile. Yaşamının son raddelerinde
elinin titrediğini buradan anlayabiliyoruz. Çünkü evet, başlarda böyle yazan biri. Eli titrediği için bırakan birisi. Frenge hastalığının etkileri olabilir. Evet. Shakespeare olmak iki, keskin bir hafıza. Karşılaştığı her şey, yol üstünde teğet geçtikleri bile, bir meyhanede kulağına gelen şeyler bile. Bir kitapçıya giriyormuş, kitap açıyormuş ve o kitaptaki o 3-4 sayfa inanılmaz derecede aklında kalıyor. Ve hani yıllar sonra bunu eserlerinde sanki o an yaşamış gibi tekrardan önüne sayfa hani açar gibi ne derler, dosyalar halinde beyninin bir köşesinde istifleniyor. Hani bu kadar keskin bir hafıza. Edebi kurbağa. Aynen öyle. Benim. Shakespeare olmak ikimiz buydu. Üçü senden alalım. Aşina olmadığı dünyalara dalmada ve onların karmaşıklıklarını kavrayarak anında kendini evindeymiş gibi rahat hissetmede eşsiz bir yeteneği olduğunu göstermektir Shakespeare olmak. Shakespeare olmak doğru de sen söyle. Tabii. Dinin geleneksel malzemelerinin dünyevi gösterilere uydurulması ve kutsalla din dışının karıştırılması bir şair ve oyun yazarı olarak Shakespeare'in tüm başarısının adeta karakteristik bir özelliğidir. Evet. Ya bunun için senden bir örnek istiyorum. Evet, Romeo ve Juliet'imiz bunu özürle ikimiz de okuyacaktık ama çok komik sonuçlar çıktı. Evet. Öyleyse sevgili ermiş dudaklar yapsın ellerin yaptığını, Romeo diyor bunu. Yakarıyorlar işte, inanç dönmesin ne olur umutsuzluğa. Juliet de diyor ki kımıldamaz ermişler yakarını dinlerken. Romeo kımıldama öyleyse yakarım gerçekleşirken, öpüyor onu. Diyor ki işte senin dudaklarınla dudaklarım arındı. Juliet de diyor ki öyleyse şimdi günah dudaklarımda kaldı. Romeo günah dudaklarımdan mı geçti? Tatlı bir dürtüyle işlenen bir günah. Ver bana günahımı geri. Tekrar öper. Juliet de diyor ki kitabını uydurup öpüyorsunuz beni. Günahı meşrulaştırmışlar. Aynen öyle. Shakespeare olmak 5. Evet. Ben de. Sen de. Shakespeare çifte bilincin ustasıydı. Bir arma için para döken ama öylesi bir iddiadaki yapmacıklıkla alay eden biriydi. Mülke yatırım yapan ama Hamlet'te tam da kendi gibi bir girişimciyle dalga geçen biriydi. Hayatını ve en derinindeki enerjilerini tiyatroya harcayan fakat tiyatroya gülüp geçerek kendisini şov malzemesi yaptığı için eseflenen de biriydi. Çifte bilincin ustasından kastım buydu sanırım. Aynen öyle oydu. Shakespeare olmak 6. Hani dedin ya Robert Greene Shakespeare için şöyle söylemiş. Evet. Yıllar sonra oyununda göreceğiz. Demiş ki Robert Greene Shakespeare için. Başkalarının buluşlarını taklit eden bir maymun iken kendini yetkin bir şair sanandır. Shakespeare buna cevap vermiyor. Yıllar sonra bir oyununda, oyunun adını unuttum şu an. Henry'de mi? Neyse, yıllar sonra bir oyununda Shakespeare Robert Greene'i bir karakter olarak yaratıyor. Falstaff diye bir karakter ve karısını dol çarşaf yırtan diye karısını da karakter olarak yapıyor. Ve karısı diyor ki Robert Greene'e, yani o karaktere diyor ki, nerede? Senin minicik tombik kurbanlık domuz yavrusu, şu gündüzleri dövüşmeye, geceleri buruşmaya ne zaman bırakıp öteki dünya için şu yaşlı bedenine bir çeki düzen vermeye başlayacaksın? Şövalye de şu yanıtı veriyor, yani o şey, Falstaff. Sus bakalım cici dol, kuru kafa gibi konuşup sonumu hatırlatma bana. Yani yıllar sonra intikamını bir tamam, tiyatro eserinde alan, aynen öyle birisi Shakespeare. Bitti. Bizim size aktaracaklarımız bu kadardı. Başta da Yağmur'un da söylediği gibi evet, programımız olduğu için muhtemelen ki olmuştur. Dil hatalarımız için af diliyoruz. Umarım keyif almışsınızdır. Dizesinde Ütopya programının Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Görüş ve önerilerinizi merakla bekliyoruz. Şey ne? Linki ne? Dizesinde Ütopya'nın kullanıcı adı. Dizesinde Ütopya diye. Ha, direkt bitişik evet. Dizesinde Ütopya diye. Kolay ulaşılabilmesi için evet böyle bir isim yaptık. Görüş ve önerilerinizi merakla bekliyoruz. Bunlara ihtiyacımız var diye düşünüyorum çünkü evet, acemiyiz. Ben Öznur. Ben Yağmur. Devam ediyorum o zaman. Tamam, gerçekten evet, bir hatamız olduysa çok özür dileriz ki bir sürü oldu. Bu arada Shakespeare olmak böyle işte bu olmaktır. Sizin için bu programda Shakespeare'i layık görmüştük. İnşallah haftaya artık daha... Umarım yararlanmışsınızdır. Evet, umarım yararlanmışsınızdır. İnşallah daha devam edeceğiz. Ve bu arada programı kapatıyoruz. Kapatmadan önce size doğayla kapatacağız. Ondan arkadaşımız Doğan'ın kendi hazırladığı videolar var. Kitap önerileri diye bir video. Evet, onu izleyerek size veda güzel ediyoruz. Kitaplara ulaşmanız da yarar sağlayacak diye düşünüyoruz. Aynen öyle. Teşekkür ediyoruz Doğan'a. Hoşçakalın. Merhaba, ben Tarafını Seç kanalından ve erkek tarafından Doğa Bekiroğlu. Şimdi size bir kitap tanıtacağım. Bizim böyle bir köşemiz var artık. Kitap tanıtma var. Bunu da ben yapıyorum genelde. Şimdi yeni çıkan bir kitabı tanıtacağım size. Orhan Pamuk'tan
Kırmızı Saçlı Kadın diye. Klasik bir Orhan Pamuk kitabı. Yine derin içerikli karakterler var ve bu karakterlerin iç dünyalarına iniyoruz bu kitapta. Kitap neyi mi anlatıyor diye sorarsanız, bir usta var ve bir de onun çırağı. Cem diye bir çırak var. Ustamızın adı da Mahmut Usta. Bu ikisinin İstanbul dışında bir kasabada gittikleri kuyu kazma işinden yola çıkarak Cem'in büyüklüğüne, Cem'in iş yaşamına, Cem'in ailesiyle olan, eşiyle olan ilişkilerini anlatan bir kitap bu. Tavsiye eder miyim diye sorarsanız, ben tavsiye ederim. Hele Orhan Pamuk kitapları severlere kesinlikle tavsiye ediyorum. Bunun dışında Orhan Pamuk okumak için bir başlangıç kitabı olarak sayılabilir mi? Bence sayılabilir. Yine yalın bir dil var. Yine sürükleyici bir anlatım var. Kırmızı Saçlı Kadın dedik. Bu haftalık size bu kitabın kapağıyla veda ediyoruz. Hoşçakalın.